Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun, namı değer eğitim gezgini. Bugün çok keyifli bir video ile karşınıza geldim. Çünkü uygun bir bütçeyle nasıl Ege ve Akdeniz tatili yapılır bundan bahsedeceğim. aslında tatil rotam benim Bursa'dan başlayarak ilk önce Datça'ya, Datça'dan da yine Muğla'nın farklı ilçelerine geçerek en son Antalya'daki Adrasan'a kadar uzandı. Bu tatil rodasından sizlere bahsetmek istiyorum. Nelerde konakladım, nerede kaldım, ne gibi deneyimler geçirdim. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sizler için de önemli olduğunu düşünüyorum. Çok zorlu zamanlar geçiriyoruz. Stresli durumlar yaşıyoruz. Bunları atlatabilmek ve keyifli bir tatil geçirebilmek amaçlı bunların önemli olduğunu düşündüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Haydi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, böylelikle yolculuğumuz başlamış oldu. Videonun başında şunu söylemek istiyorum. Biz bu tatile toplamda 4 kişi gittik. Videonun sonunda yaptığımız harcamaların hepsini dörde böldüğümüzde kişi başı masraflarımızı da bulabileceğiz. Bizim arkadaşlar ilk durağımız Datça Kızlan'daki Erikli Bungalov oldu. Buradaki 4 kişi için günlük bedel 1500 liraydı. 2 gün kaldık ve 3000 TL ödeme yaptık. Bungalov deneyiminden bahsetmek istiyorum. Bungalov gerçekten çok keyifli bir ortam mutfağı hepsi size ait. Siz malzemelerinizi alıyorsunuz ve yemek pişirmek size ait. Kahvaltı da aynı şekilde. Çok güzel bir bahçesi vardı. Bahçesinde birçok meyve ağacı ve gerçekten oranın sahipleri de çok misafirperverdi. Bize sürekli meyveler ikram ettiler. Keyifli bir ortamı vardı. Peki biz burada nereleri gezebiliriz eski Sahil olarak Palamut Bükünü tavsiye ediyorum. Çünkü çok sakin, çok güzel, çok temiz, temiz bir sahili var. Peki nereleri gezebiliriz? Ondan da birazcık bahsedelim. Arkadaşlar mutlaka ve mutlaka üzerine basarak söylüyorum. Eski Datça'yı mutlaka gezin. Çünkü eski Datça gerçekten çok keyifli bir yer. Hem tarihi bir konsepti var. Hem de gerçekten keyifli. Dondurma yiyebileceğiniz, gezebileceğiniz, eğlenebileceğiniz birçok mekana sahip. Sonrasında işte Datça'nın sahilini yenebilirsiniz. Yani merkeze gidebilirsiniz. Orası da çok keyifli. Çok güzel mekanlar var yemek yemek için. Havası da çok güzel. Sakin bir yazı. Peki biz Datça'dan ayrılacağımızı nereden anladık? Şöyle bir yazıya denk geldik. Acelem varsa ne işim var Datça'da diye. E bizim de acelemiz vardı. Demek ki artık Datça'dan ayrılmanın zamanı gelmişti. Ve biz bir sonraki durağımıza hareketlenmeye başladık. Yani Köyceğiz'e. Evet arkadaşlar ikinci durağımız ise bizim Köyceğiz'di. Biz çünkü hem Marmaris'e yakın hem de Fethiye'ye yakın olmasını istedik. O yüzden normalde Köyceğiz'de kalacağımız yeri bilmiyorduk. Öğretmen evini aradık. Öğretmen evi doluydu çok normal olarak. Öğretmen evindeki kişinin tavsiyesiyle... Köyceğiz'de birinci oğlu Apart'a görüştük ve inanın fiyatı çok 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 uygun geldi bize. Çünkü 4 kişi için günlük 850 TL gibi bir rakam söyledi. Tabi bu bizim pazarlıklarımız sonrasında ortaya çıktı. Burasının da özelliklerini şöyle anlatmak istiyorum. Yine Apart mantığı var. Mutfağa size ait, siz malzemelerinizi alıyorsunuz ve yemeklerinizi kendiniz yapıyorsunuz kahvaltıda dahil. Burası çok keyifli bir yerde çünkü kasaba mantığı vardı. Sokakları eskiden kalma, fotoğrafçısı, demircisi vesaire çok güzel sokak görüntüleri vardı. Keyifli bir yerdi. Bir de arkadaşlar ben daha önce buraya gittiğim için e, Köyceğiz'de Yuvarlak Çay diye bir mekan var. Gittiğinizde mutlaka oraya gitmenizi tavsiye ederim. Uğramanızı tavsiye ederim. Birinci aparttan ayrıldıktan sonra yani o gün konaklarken akşamüstü biz e, Yuvarlak Çay'a geçtik. Yuvarlak Çay giderseniz yine aklınızda bulunsun. Üzerinize mutlaka kalın bir şeyler alın. Çünkü her ne kadar sıcak olsa bile akşamları orası çok esiyor. Gündüz gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü salıncak var. Salınırken o akarsuya atlamak, akan suya atlamak sizi serinletir. Akşam bunu yapmanız biraz zor olabilir. Biz orada bir de akşam oturduğumuzda hem çay içtik hem de Antep katmerinden tattık. Ertesi gün ise yolculuğumuz başka bir yer olacaktı. Üçüncü lokasyonumuz ise bizim e, Antalya Kaş'tı. Oraya çok merak ediyorduk. Oraya gitmeyi istiyorduk. Daha önce gitmiştim yine ama Kaş'ın tadı bir ayrı. O yüzden Kaş'a gitmek istedik. Kaş'a giderken de tabii yolumuzun üstünde Fethiye vardı. Fethiye'yi de uğradık. Orada inanılmaz bir görsel şov vardı. Çok güzel, keyifli videolar çektik. Sonrasında Kaş'a geçerken nerede kalacağımızı aslında bilmiyorduk. Çadır deneyimi yaşamak istedik. Giderken yolda birçok yeri aradık. Bu arada biz tatile... İlk, sadece ilk çıkarken Dacia'daki yeri telefonla aradık. Geri kalan yerleri hep böyle günübirlik bulmaya çalıştık. E dediğim gibi Kaş'ta da çadırda kalmak istiyorduk. Birçok yeri araştırdık. Kaş'ın merkezine vardığımızda inanılmaz bir doluluk vardı. Maalesef bulamadık. Araştıra araştıra en sonunda arkadaşlar yine bir apartta kalmaya karar verdik. Çünkü fiyat ve fayda bakımından inanılmaz düzgün bir yerde. Kaldığımız yerin ismi Demir Apart Kaş'ta. Kaş'ın merkezine 7 kilometre uzaklıkta. Yine çadır kamplarına da yakın bir yerde ama fiyatı hemen hemen çadır kamplarıyla aynı. İki gün orada konakladık. Günlük 4 kişi için 1750 TL rakama anlaştık arkadaşlar. Yine burada uzun soluklu bir pazarlık yaptık. Güzel keyifli bir yerdi. Bildiğiniz aile evi ortamında gayet güzel temiz hijyenik bir yerdi. Peki Kaş'ta neler yaptık arkadaşlar? Kaş'ta e, yol üstünde gelirken Kaputaş plajına zaten uğruyorsunuz. Orada denize girmedik çünkü orası çok kalabalık bir yer. Seyrek Çakıl plajı var ondan hemen sonra. Karşıda kalırken eşyalarımızı yerleştirdik ve denize girmek için Seyrek Çakıl plajına uğradık. Orası da yine Kaputaş plajına çok yakın ve ona çok benzer bir yer. Denizi de çok güzeldi. Orada sahil vaktimizi orada geçirdik. Güzel keyifli bir yerdi. Akşam olduktan sonra tabii Kaş'ın çarşısına geçtik. Çok güzel yine orası da vakit geçirebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz yer. Oranın da meşhur olarak... Dondurmaları vesaire var. Gidip ornada da tadım yapabilirsiniz. 2 günde burada konakladık arkadaşlar. E, toplamda 3500 lira verdik. Ve ayrılırken aileyle olan iletişimimizden dolayı bizi çok sevdiler. Ve küçük kızı Zümra vardı. Mutlaka videoda çıkmak istiyorum dedi. Onu da size göstermek istiyorum. Dördüncü konakladığımız yer ise Adrasan'dı. Artık çadır deneyimi yaşamak istiyorduk. Yolda giderken bu sefer yerimizi ayırmıştık. Bir çadır kamp olmasını istiyorduk. Adrasan'da mavi yeşil çadır kampı diye bir kampla anlaştık. Ve buradaki fiyat da arkadaşlar kişi başı 150 TL çadır kampında e, kişi başıyla çarpıyordu. Bizim çadırımız ve arkadaşlarımızın da çadırları vardı. İki çadır gittik, kişi başı 150 TL ödeme yaptık. Burada da iki gün konakladık arkadaşlar. Ben yine daha öncesinde Olimpos'a gitmiştim, Adrasana gitmiştim ama Olimpos'ta konaklamıştım. Bu sefer Adrasanda konakladık. E, orada gezilecek çok güzel, çok keyifli yerler var. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. İlk gün çadırımızı kurduktan sonra e, kampı birazcık gezdikten sonra e, Olimpos'a geçtik. Olimpos'un sahiline gittik. Olimpos'ta öncesinde bir antik kent var. Oraya gezdikten sonra yürüyerek sahiline iniyorsunuz Olimpos'un. Sahilde birazcık tabii vakit geçirdik ama inanılmaz kalabalık olduğu için çok da fazla durmadık. E, antik kenti gezdik. Bu arada bilginiz olsun denize girdikten sonra antik kentin hemen girişinde arka taraftan girişinde soğuk bir su var. Oraya girdiğinizde günahlarınızdan arınırsınız diye bir inanç var. Aklınızda bulunsun giderseniz girebilirsiniz. Sonra tekrar çadır kampımıza döndük ve o günü o şekilde bitirdik. Ertesi gün sabahtan Adrasan'daki sahile geçtik ve orada birazcık vakit geçirdik. Akşamüstü acıkmıştık bu sefer dışarıda yemek yedik. Dışarıda yemek yedikten sonra da mutlaka duymuşsunuzdur veya benden şu an duymuş olacaksınız. Çıralı'da yanar taş diye bir yer var. Burayı çok merak ediyorduk. Sürekli yüzyıllardır yanan bir e, bir yer orası. Taşlar yanıyor sürekli. Orayı merak ettik. Orası da çok keyifli bir yer. E, gidiyorsunuz Çıralı'ya. E, yaklaşık bir kilometre merdiven çıkıyorsunuz. Orası oraya ulaşmak çok zor. Allah'tan akşamüstü gitmişiz. Hafiften bir serinlik vardı. Gittiğinizde ama inanılmaz bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Oraya giriş ücreti de arkadaşlar kişi başı 30 TL. Oraya çıktıktan sonra e, çok güzel böyle ara ara yanan taşları göreceksiniz ve kendiliğinden yanıyor ve hiçbir zamanda sönmüyor. Uzun yıllardır yanmaya devam ediyor ve sönmüyor. Mutlaka ve mutlaka oraya gidip deneyimlemenizi isterim. Bizim aslında 7 günlük maceramız bu şekildeydi. Toplamda dediğim gibi arkadaşlar e, <laughs> yere 1500 lira, Köyceğiz'deki yere günlük 850 TL, e, Kaş'taki yere günlük 1750 TL, çadır kampı ise kişi başı 150 TL harcama yaptık. Bakın çok uygun bir bütçeyle müthiş bir tatil deneyimi geçirdik. Sizler de eğer bu videoyu izlerseniz bundan hani takip ettikten sonra buralara gitmek isterseniz benim adımı verin. Mutlaka yardımcı olacaklar. Çünkü hepsinden hem izin aldım hem de bunları söyledim. Aynı zamanda lütfen arkadaşlar kanalıma hem abone olun hem de yorum yapın. Bunlar benim için kıymetli. Ben sizler için elimden gelen araştırmalar yapıyorum. Sizden de diyeceğim. Kanalıma abone olmanız ve beğenmeniz. Teşekkür ediyorum.